Değerli izleyiciler, merhaba, ben Deniz Kudret Ayyıldır. Bugünkü video analiz çalışmamızda dolar-yen paritesine ilişkin teknik değerlendirmelerimizi size aktaracağım. En son konuya ilişkin 2 Mayıs'ta bir video çalışması gerçekleştirmiştik. Burada kanal içerisinde bir karar verme sürecinde olduğunu, kanal alt bölgesi 110.80 ve kanal üst bölgesi 112.15 seviyelerine göre gerçekleşecek olası kırılımlarla birlikte daha garanti, daha net görüntülerin oluşabileceğini sizlere aktarmıştık. Burada pastanın bütününde yaklaşık olarak 3 Ekim'den itibaren bir düşen trend çizgisi ve daha yakın zaman içerisinde de yılbaşından itibaren başlayan bir pozitif trend çizgisi vardı. Burada bir karar verme sürecindeydi ve kritik bölgelere dikkat edilmesi gerekiyordu. Şimdi yaklaşık bir haftalık süreç içerisinde neler oldu? Baktığımız zaman dolar endeksi tarafında çok kayda değer, çok ciddi bir görüntü izlendi mi? Yen tarafında neler oldu? Bunları takip edeceğiz. Ama grafiği incelediğimizde özellikle mevcut o 3 Mayıs'taki düşüş sonrasında dolar endeksi tarafında hareketlerin sakin kaldığını görebilmekteyiz. Bu ne demek? Bu dolar endeksindeki o ilk 3 Mayıs'taki düşüş akabininden sonra yenin dolar karşısında daha istekli bir süreç oluşturması ve 110.80 altına sarkarak da mevcut bu negatif uzun taraflı, uzun vadeli baktığımızda ve negatif trend çizgisinin kısa vadeli trendi bozduğunu ve çok net bir şekilde negatif algının güçlendiğini görebilmekteyiz. Yani aslında yeni dönemde negatif beklentinin daha istekli olduğunu, daha net bir şekilde etkili olabileceğine ilişkin beklentiyi gündeme taşıyacağımızı şu an itibaren vurgulayabilirim. Şimdi bu bölgeleri artık silmek istiyorum. Daha önceki çalışmalarda bu konuyu size aktarmıştık. Şimdi normal şartlarda trend çizgisinin sona erdiğini görüyoruz. Burayı bir tane hemen elips almak istiyorum. Daha sonra zaten güncel seviyelerimizi sizlere aktaracağım. Şimdi şu şekilde kırılımını göstermek babında paylaştığımız zaman artık yeni beklentide hani olur da diyelim ki bir yukarı yönlü hareket oluşturdu. Dolar-yen paritesine bir yukarı yönlü hareket oluşturması durumunda kanalın, yani kırılan trend çizgisinin güncel alt bölgesi artık sağa doğru kayacağı için bu bölgeyi kapsayacak ve dikkat ederseniz bu bölge alligator göstergesini temsil ediyor. Yani 110.80 ve 111.40 dikkat ederseniz bu bölgeyi kapsıyor. İlaveten yukarı yönlü bir hareketin olduğunu varsayalım. Bakın bu şekilde gittiğini varsayalım. Kademeli bir şekilde sağa doğru kayıyor. Demek ki buradaki düşüş trendinin de mevcut seviyesinin revize edildiğini göreceksiniz. Yani o zaman adapte olacağımız bölge 110.80, 111.40 bölgesi, bir de hemen şurayı silmek istiyorum. Bir de 111.40, 112.15 bölgesi. Yani iki aşamalı bir bölge var. Bu ne demek? Aşağı yönlü reaksiyonlar bu bölgeler altında kaldığı müddetçe etkisini sürdürmesi beklenebilir. Peki bu bölgelere doğru bir çıkış oluşturabilir mi? Şu anda özellikle takip edilmesi gereken husus bu. Normal şartlarda trend değişimi sonrasında ilgili varlıkta tekrar trende girme çabası oluşur. Bu çaba oluşması aslında ya yukarı yönlü hareketler tekrar eski trendine geri dönme ya da yeni görüntüye adapte olabilme. İşte burada piyasa hassasiyeti devreye giriyor. Ve bunun için yukarı yönlü ya da aşağı yönlü bir reaksiyon olup olmayacağına birazcık daha yardımcı kaynaklara bakarak cevap vermekte fayda olacaktır. Peki yardımcı kaynaklar nelerdir? Biz yardımcı kaynaklar olarak dolar endeksi, dolar yen arasındaki ilişki, Nikkei endeksi, dolar yen arasındaki ilişkiye bakmıştık. Nikkei endeksine baktığımız zaman Nikkei, DAX, S&P 500 yani küresel borsalar Mayıs ayında bir negatif ralliye başladı. Ve dikkat ettiyseniz dolar-yen paritesi de Nikkei'ye benzer bir görüntüde hareket ediyor. Yani Nikkei düşerken dolar-yen de aşağı yönlü bir hareket oluşturuyor. Bu ne demek? Küresel borsalarda eğer geri çekilmeler devam edecek olursa bu dolar-yen paritesini aşağı yönlü hareketini destekleyecek. Peki küresel borsalarda aşağı yönlü bir ralli oluşursa paranın güvenli limana kayması bu akıllara güvenli liman talebiyle yen, frank gibi varlıklara da kaymasına imkan tanıyabilir. Burada zaten doğal olarak dolar-yen paritesini aşağı yönlü destekleyecek. Burada durum şu, hani küresel borsa tabanlı dolar-yen düşerken acaba dolar endeksi temasında, yani dolar bu aşamada güçlenirse ne olacaktır? Yani güçlü dolar, güçlü yen senaryosunda neler olacaktır? Baktığımız zaman dolar endeksi temasında son hareketlere baktığımızda son şu bölgede bir bozulma söz konusu ama dolar yukarı, dolar yen aşağı şeklinde. Yani bir korelasyon bozukluğu söz konusu. Normalde dolar endeksi ne demekti? Klasik dolar endeksi Amerikan dolarının 6 para birimi karşısındaki ağırlıkları, en fazla euroydu %57.6 ile ve akabinde %11.7 civarlarında yen geliyordu. Hatta pardon %11.3 civarlarına yen geliyordu. Şimdi tabii ki euro para birimi kadar etkili bir görüntü oluşturmasını bekleyemeyiz dolar endeksi dolar yen kıyaslamasında ama son zamanlarda oluşan o pozitif görüntü bozulduğunu inceleyebilmekteyiz. Dikkat edersiniz dolar endeksi yukarı çıkarken dolar yen paritesinde aşağı yönlü bir hareket var. Bu da ne demek? Dolar endeksi tarafında fiyatlama reaksiyonu, yani dolar kendi başına baktığımız zaman çok etkin bir görüntü oluşturmazken hatta biraz toparlanma eğilimindeyken yen bu aşamada daha fazla güçlenmiş oluyor. Bu da ne demek? Aslında küresel borsalarda gerçekleşen bir aşağı yönlü hareket. Hemen küresel borsa endeksleri grafiklerimize bakalım. Yılbaşından beri bir yükseliş ralli vardı ve daha sonra bakın Asya'da daha fazla bu hareketi görebiliyoruz. Nikkei ve Çin'deki hareketler daha istekli. Ve bu ne demek? Küresel borsalardaki satış baskısı, yani yılbaşı rallisinin düzeltme hareketi ister istemez yen gibi güvenli limanlara doğru bir talebin oluşmasına katkı sağlıyor. Şimdi dolar yen paritesini bütün bu genel değerlendirme ile baktığımızda trendin değiştiğini gördük. Yeni görüntüde Nikkei endeksi ile uyumunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Eğer Nikkei endeksinde bir toparlanma görürsek dolar yen paritesinde de bir toparlanma eğilimi izleyebiliriz. Dolar endeksine baktığımızda algının biraz daha bozulduğunu, küresel borsa endekslerindeki negatiflikten dolayı yenin daha fazla değer kazandığını, bu sebeple de dolar endeksi dolar-yen korelasyonunun bozulduğunu görebilmekteyiz. Dolar tarafında güçlenme eğilimi, daha doğrusu dip yapma çabası ve yukarı yönlü çıkış isteği ön planda ama korelasyon bozulduğu için bunu kullanamıyoruz. Şu anda ana odak noktamız küresel borsalardaki çıkışlar ve bu sebeple de yenin daha fazla değer kazanıyor olması. Bu sebeple de dolar yen paritesinde yukarı yönlü hareketler biraz daha zayıf kalabilir. Peki aşağı yönlü hareketlerde nerelere kadar hareket söz konusu? Şu anda 109.70 destek noktasının bölümünde karar vermeye çalıştığını görebilmekteyiz. Ve 109.70'in altında 109.05, 108.40, 107.50, 106.45, hatta 107.50, 106.45 bölgesine doğru bir ralli oluşturabilme potansiyeli var mı? Bunu takip edeceğiz. Tabii ki teorik anlamdaki görüntüyle eşdeğer olmayacaktır ama şu şekilde bir görüntüsel anlamda bir hesaplama yapacak olursak, kabataslak şu hareket ve bu harekette bir flag formasyonu andıracak şekilde baktığımız zaman otomatik olarak dikkat ettiyseniz mevcut hareketi, yani buradan alırsanız 106.45'in hemen çok yakınında, eğer birazcık daha kırılma bölgesini alırsanız neredeyse alt tarafa kadar devam edebilme koşulunda. Ama gördüğümüz bir şey var ki net bir şekilde dolar yen paritesine eğer bu senaryo çalışırsa en azından 106.45'lere kadar geri çekilme potansiyelinin olacağı yönünde. Dediğimiz gibi eğer küresel borsalarda Mayıs ayı bir düzeltme ayı ise dolar yen paritesinde mevcut trend değişikliği ile birlikte aşağı yönlü reaksiyonların devam edebilme potansiyeli ön planda. 109.70, 109.05, 108.40'lar kadar bir geri çekilme ama eğer bu geri çekilme hızlanırsa ana gidecek bölgenin 106.45, 107.50 bölgesi olabileceğini söyleyebiliriz. Bu süreçte dolardaki güçlenme eğilimi devam edecek olursa dolar yen de ister istemez güçlü dolar güçlü yen bir kıyaslaması olacağı için küresel borsa performansları bu açıdan belirleyici olacaktır. Eğer bir toparlanma izlersek ana kritik bölgemiz 110.80, 111.40 ve 111.40 112.15 bölgesiydi. Yani bu bölgeler geçilmediği müddetçe bu çıkışlar bir trend fırsatı. Bu bölgelerin altında da şu an için kısa vadeli olarak 110.20 seviyesi ilk direnç noktasıdır diyebiliriz. Ama baktığımız zaman özellikle bir negatif baskı, negatif bir görüntü ön planda. Nikkei endeksi de dahilinde. Nikkei'de bir toparlanma görmediğimiz müddetçe dolar yen paritesinde de bir toparlanmanın oluşma potansiyeli zayıftır diyebiliriz ki korelasyonlarda da siz de çok net bir şekilde yen ve Nikkei endeksinin uyumunu gördünüz ve bu sebeple de küresel borsalardaki hareketler dolar yen paritesi içinde yakinen takip edilmelidir diyebiliriz. Genel çerçevede dolar yen ile alakalı teknik değerlendirmelerimizi bu şekilde izah etmiş olduk. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Özellikle son süreçte hani bugünkü dolar yeni saymazsak 2 gün öncesinde ham petrol, Brent petrol ve dün S&P 500 DAX ile alakalı önemli bir paylaşım gerçekleştirdik. Yine YouTube kanalımızda orada bu çalışmalara ilişkin teknik değerlendirmeleri görebileceksiniz. Özellikle küresel borsaların nasıl bir eğilimde olduğu, S&P 500 DAX gibi endekslerde bu aşağı yönlü Mayıs'taki düzeltme görüntüsü devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunları da orada inceleyeceksiniz. Ve neden bunu anlatıyorum? Çünkü eğer S&P DAX gibi endekslerde bir düzeltme ayı olacaksa Mayıs ayında bu ister istemez Nikkei tarafına da yansıyacaktır. Dolayısıyla da dolar yen paritesinde de önemli bir negatif ay oluşabilir beklentisi dolaylı yönden de karşımıza çıkacaktır ki trendini değiştirdiği için de zaten beklenti negatife döndü. Bir de bunu katkı sağlayacak diğer yan faktörler de bu açıdan yakinen takip edilmelidir diyebiliriz. Bir sonraki video analiz ve eğitim çalışmalarında görüşmek dileğiyle.